Damar tıkanıklığı nedir? Damar tıkanıklığı belirtileri nelerdir? Damar tıkanıklığına iyi gelen besinler nelerdir? Bu videoda sizlere bunlardan bahsedeceğiz. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı unutmayın. Damar tıkanıklığı günümüzde ilerleyen yaşlarda ortaya çıkan tehlikeli bir hastalıktır. Vücudumuza aldığımız oksijenden yediğimiz yemeklere kadar her şey kana karışıp dolaşım sistemi adı verdiğimiz binlerce damardan oluşan ağ tarafından hücrelere aktarılır. Damar tıkanıklığı günümüzde ilerleyen yaşlarda ortaya çıkan çok tehlikeli bir hastalıktır. Bu damar ağızdan sağlıksız beslenme ve yaşam nedeniyle oluşan plağı, ateron ve kalıntılarının arterlerinde tıkanması sonucu oluşan rahatsızlığa damar tıkanıklığı adı verilir. İnsan sağlığı açısından oldukça ciddi ve tehlikeli sonuçlar olan hastalık olarak göze çarpmaktadır. Söz konusu plaklar ve diğer kalıntılar damarların sertleşmesine ya da daralmasına, kan dolaşımını yavaşlatıp buna bağlı olarak iç organlara yeterli oksijenin gitmemesini, kalp ya da beyne giden damarlarda kan pıhtılaşmasına sebep olan kan akışının durmasına sebebiyet verir. Damar tıkanıklığı belirtileri nelerdir? Damar tıkanıklığı genellikle fark edilemez. Bu nedenle tıkanıklığın ilerlemesi halinde kalp krizi ya da inme gibi insan hayatı açısından oldukça tehlikeli durumlar beklenmedik anlarda ortaya çıkar. Yavaş yavaş oluşan bu hastalık çoğunlukla 50 yaş üstü bireylerde belirti göstermektedir. Çok az da olsa çocuk veya gençlerde de görünür. Damar tıkanıklığı belirtileri hususunda dikkatli olunması gerekir. Sağlıklı bir yaşam tarzını seçmek bu hastalığa yakalanmamak için en önemli faktördür. Kalıtım, içki ve sigara kullanımı, yanlış beslenme damar tıkanıklığı sebepleri arasında yer alır. Birçok belirtisi olsa da hastalık tarafından genellikle erkenden fark edilemez. Ancak bunun sonucunda insan hayatı için çok tehlikeli olan kalp krizi ve inme gibi şoklarda kendini gösterir. Damar tıkanıklığı nasıl anlaşılır sorusu hangi arterde sorun yaşandığına bağlı olarak değişim gösterir. Bu bakımdan damar tıkanıklığı belirtileri dörde ayrılır. Kalp damar tıkanıklığı belirtileri nelerdir? Nefes aldıktan sonra akciğerlere dolan oksijen atar damarlar yoluyla kalbe gönderilir. Kanda biriken plakların koroner arterleri tıkaması sonucundaysa göğüs ağrısı denilen sağlık sorunu oluşur. Kalp kasının yeterli oksijeni almaması sonucu oluşan anjinanın belirtileri şunlardır. Göğüs üstünde baskı oluşması, göğsün sıkışması, omuz, kol, boyun, çene ya da sırt bölgesinde baskı veya sıkışma, hazımsızlık ağrısı, fiziksel aktivitelerin ardında göğüs bölümünde oluşan ağrı, nefes darlığı, kalpte ritim bozukluğu. Peki beyin damarındaki tıkanıklık nasıl anlaşılır? Koroner arterlerden farklı olarak oksijen yüklü kanı beyne nakleden boyun damarlarına karotis arterler denir. Damar tıkanıklığına sebep olan nedenlerden dolayı bu arterlerin tıkanması sonucu inme tehlikesi yaşanır. Bunun da daha ileri sonucu olarak da beyin damar tıkanıklığı ölüm riskine kadar gider. Beyin damar tıkanıklığı belirtileri şunlardır. Aniden ortaya çıkan güçsüzlük durumu, yüz, kol ve bacaklarda başta olmak üzere vücudun belli bölgelerinde uyuşma ve hareket yetersizliği, konuşma sırasında zorlanma veya karşısındakini anlayamama, görme sorunu yaşama, nefes almada sorun yaşama, baş dönmesi, ayaktayken ya da yürürken denge kaybı yaşama ve beklenmedik bir şekilde oluşan düşme, bilincin kaybolması, aniden hissedilen şiddetli baş ağrısı. Kol ve bacak damarlarındaki tıkanıklık nasıl anlaşılır? Kol ve bacaklarda hissizlik ve ağrı, ayaklarda uyuşma hali, ayaklarda ve bacaklarda üşüme, bacak kasının zayıflamasıyla bacaklarda oluşan güç kaybı, ayaklarda oluşma ve kızarma gibi renkte değişiklikler, ayak tırnaklarında kalınlaşma, ayak parmaklarındaki tüylerin dökülmesi, bacak ve ayak bölgesinde oluşan yaraların iyileşme sürecinin geç olması, ayak parmaklarında yaşanan ağrılar ve kangren halleri. Böbrek damarındaki tıkanıklık nasıl anlaşılır? Sürekli hissedilen yorgunluk, tansiyon yüksekliği, idrara çıkma konusunda yaşanan değişiklik, mide bulantısı ya da iştahsızlık, ellerde ve ayaklarda oluşan şişliklerle kaşınma ve uyuşma hali, konsantrasyon eksikliği. Toplar damardaki tıkanıklık nasıl anlaşılır? Bacaklarda ve bacaklarda bulunan toplar damar hattı üzerinde şişlik oluşması,
Yürürken bacaklarda hissedilen ağrı ve güç kaybı, bacaklarda oluşan şişliklerde yüksek sıcaklık, bacaklarda renk değişikliği. Ve şimdi de damar tıkanıklığına ne iyi gelir? Bu besinlerden bahsedelim. Bazı besinler damar tıkanıklığına yol açan sorunları ortadan kaldırarak damarları temizler. Peki bunlar hangileri? 1. Zeytinyağı. Sağlıklı yaşamın anahtar besinlerinden biri olan zeytinyağı, düzenli kullanımda kalp ve damar rahatsızlıkları ile karşılaşma riskini %50 oranında azaltır. Uzmanların da sıkça tavsiye ettiği zeytinyağı içerisindeki antioksidanlar sayesinde kalbi korur ve tansiyon gibi rahatsızlıkları ortadan kaldırır. 2. Badem. Her derde deva olan badem, damardaki kan yollarını temizler ve kalbin daha sağlıklı olmasını sağlar. Doymamış yağ, lif ve antioksidan içerikleri sayesinde damar ve kalp dostu bir besindir. Her daim önerilir. 3. Tarçın. Kandaki şekeri düşürmesi ve dengelemesi sayesinde tarçın tam bir antioksidan deposudur. Bu sayede kalbe giden damar yollarını temizler, tıkanıkların oluşmasını engeller. Tarçın günde bir çay kaşığı kadar tüketildiğinde damar yollarındaki rahatsızlık hissinin %26 oranında düşmesine sebebiyet verir. 4. Yulaf. Tam bir lif deposudur. Düzenli bir şekilde tüketildiğinde kalp ve damar yollarını temizler. Ayrıca kolesterolü düşürür. Özellikle öğlen yemeklerinde tüketildiğinde sağlık için oldukça faydalıdır. 5. Nar. Renginden de anlaşılacağı üzere bir kalp dostudur. Vücudunuzdaki damarların daha aktif ve uzun süreli çalışmasını sağlar. Bünyesindeki antioksidanlar sayesinde nar düzenli kullanımda sağlıklı bir yaşamın sırrı haline gelir. 6. Zerdeçal. Yemeklerde kullanılan ya da çay olarak tüketilen zerdeçal, damarların temizlenmesinde önemli bir etkiye sahiptir. 7. Brokoli. Demir vitamini ve mineral deposu olarak bilinen, K vitamini ve lif açısından oldukça zengin olan brokoli, damarlardaki kalsiyum oranını dengeler, kolesterolü ortadan kaldırır. 8. Yeşil çay. Özellikle strese karşı etkileriyle bilinen yeşil çayı, aynı zamanda kalp ve damar dostu olduğunu da bilmeniz gerekir. Antioksidan bakımından oldukça zengindir. Bu çayı günde bir bardak olacak şekilde düzenli olarak kullanırsanız damar sağlığınız için oldukça önemli faydaları bulunacaktır. 9. Roka. Enerji veren toksinlerden arınmanızı sağlayan rokanın yararlarından biri de damar yollarını temizlemesi. Haftada 1 ya da 2 roka yemeniz kalp ve damar sağlığınız için oldukça önemlidir. Ve son olarak şunu da belirtmek gerekir. Damar tıkanıklığı rahatsızlığınız ileri seviyeye varmış ise ameliyatla açılması gerekir. Damar tıkanıklığı ileri seviyelerde ise anjiyoplasti veya bypass ameliyatı ile ancak düzeltilebilir. Anjiyoplastide tıkalı damarlar mekanik olarak balonla genişletilir ve açılır. Ülkemizde ve dünyada sıkça başvurulan bir yöntem olan bypass ameliyatı ile damar tıkanıklığı sorunu çözülür ve hasta hayatına normal şekilde devam eder. Önemli olan damar tıkanıklığının oluşmasını önceden önleyecek şekilde yaşamımıza dikkat etmek.